Oksijen TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 24 Şubat Pazartesi. Ben Ahmet Soyertekin. Bölgemizde ve düzcemizde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmak amacıyla ekran karşısındayım efendim. Günün ilk haberi Düzce Valiliğinden. Biliyorsunuz bir süredir Düzce'de Alzheimer hastalarının kayıp vakalarıyla yani bunları görüyorduk, duyuyorduk. Bununla ilgili valilik bir çözüm üretti ve Alzheimer hastalarına içinde GPS bulunan takipli bir saat verdi. Düzce Valiliği tarafından Alzheimer hastalarına kaybolmamaları için GPS'li takip sistemi olan saat verildi. Geçtiğimiz aylarda Düzce'de Alzheimer hastası olan 3 kişi kaybolmuş, ikisinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Bunun üzerine Düzce Valiliği, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında durumu olmayan Alzheimer hastalarına GPS'li takip sistemi olan saat hediye edildi. Düzce Valiliği binasında gerçekleşen programda proje kapsamında alınan elektronik saatlerin dağıtımına katılan Düzce Valisi Doktor Zülkif Dağlı, Alzheimer hastalarına saatlerini takdim ederek sohbet etti. Dağlı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Tabii ilk vatandaşımız kayboldu yaklaşık bir ay önce. Biz bunu bir proje haline getirmiştik. Biz bu konuda nasıl bir çözüm bulabiliriz, neler yapabiliriz şeklinde. Ve bu saatler takıldığı zaman nereye giderse gitsin bunu biz takip edip hemen bulma şansımız var. Böyle güzel bir imkan var. Teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Bu büyüklerimiz bizim için tabii ki son derece önemli. Bu da sağlık içerisinde, emin ellerde, nerede olduklarını bilmemiz bizim için çok önem arz ediyor. Tabii ki kendi çocukları için, torunları için, yakınları için de son derece önemli. Bu anlamda biz ilimizde böyle bir çalışmayı başlattık. Yaptığımız tespite göre Düzce ilimizde 1600 dolayında hastamız var. Doktor raporu olan ve bunu almaya imkanı olmayan hastalarımıza bunları biz vereceğiz ve kullanmaları da sağlayacağız. Tabii onlardan isteğimiz şu, mutlaka kollarına takılı vaziyette dursunlar. Yani abdest alıp veya başka bir şekilde çıkardıkları zaman yine mutlaka taksınlar. Ve bu büyüklerimizin yakınları, çocukları, torunları da bunların taktıklarına dikkat etsinler.2019 yılı Şubat ayı içerisinde yayın hayatına başlayan Oksijen.tv birinci yılını kutluyor. Birinci yıla özel Nevzat Çingirt'ten, genel yayın yönetmeni Nevzat Çingirt'ten açıklamalar geldi. Hoş geldiniz. Mikayenim, hoş geldiniz. Sizler olmasanız bu masalar oluşmayacak, bu programlar yapılmayacak, bu haberlerde nereden çıktı böyle video portal haberine geçmek? Aslında günümüz olayı bu duruma getirdi. Evet. Biz doğru zamanı oluyorduk. Bence doğru zamanda da doğru bir iş yaptık. 2019 yılı Şubat ayında internet üzerinden yayın hayatına başlayan Oksijen TV bir yılı geride bıraktı. Oksijen Medya Grubu bünyesinde yayın hayatında yer alan Oksijen TV, binlerce habere, siyasi, sosyal, belgesel, spor alanında onlarca programa imza attı. Oksijen Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çingirt, doğru, hızlı ve yaygın habercilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirtti. Oksijen TV adresi üzerinden yapılan yayında güncel haberlerin yanı sıra programlar da yer alıyor. Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çingirt, sitenin video portal anlayışıyla hazırlandığını belirterek, özel haber statüsünde haber ve yorumlara öncelik verdiklerini açıkladı. Toplumun doğru ve hızlı bilgilendirilmesine amaçladıklarını vurgulayan Cingirt, yayıncılık ilkeleri konusunda şu bilgileri verdi. Her şeyden önce bireylerin menfaatlerini ön planda tutmaya özen gösteriyoruz. Topluma hizmet sunan resmi ve özel kurumlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm birimlerin halkla iletişimlerine aracılık ediyoruz. Klasik bir tabirle hizmet sunanlarla hizmet alanlar arasında talepler ve sorunlar açısından köprü işlevi görüyoruz. Yaygın ve hızlı yayıncılığı esas aldıklarını vurgulayan Cingirt, haber ve program türlerinin sayısını artıracaklarını belirtti ve öncelikle kamuoyunda yaptığımız anket ve araştırmalara göre program türlerini belirliyoruz. Bizim için halkın beklentileri ve istekleri çok önemlidir. Sonuçta halka hizmet sunuyoruz. Bu konuda da iyi bir iletişim kurduğumuza inanıyorum. Stüdyolarımız dışında dış mekan çekimlerini ve programlarına da yer veriyoruz. Bunları daha da artıracağız dedi. Kanalımızda izleme oranlarımız hızla yükseliyor. Bu da doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki nice sen öyle diyor. Aha. Devra da geldi. Bizi bugüne kadar izlediniz yetmez. Bizi her zaman izleyin, bizi her daim izleyin. Bizi izlediğinizde ekranlarda
Kendinizi bulacaksınız, buna emin olun. Çünkü biz sizler için buradayız. Teşekkür ediyorum herkese katkılar için. Birinci yılımız kutlu olsun. Evet, görüntülerin bir kısmı da Sabah Atilla Gösterişli'nin programından da efendim. Burada Oksijen TV ailesi olarak küçük bir kutlamada bulunduk. Bundan sonraki yayın hayatımızda da umuyoruz ki siz izleyicilerimize, Düzcelilere layık oluruz. Tarafsız, ilkeli ve doğru habercilik anlayışımızla bundan sonra da kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz inşallah. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan il kongresi vardı ve olağan il kongresine 4 aday girdi. Haluk Demir yeni il başkanı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Düzce İl Teşkilatı'nın olağan genel kurul toplantısında il başkanlığına Haluk Demir seçildi. Mevcut başkan İlhan Duru'nun aday olmadığı kongrede 4 aday yarıştı. Kongrede il başkanı İlhan Duru dönemine ilişkin faaliyet raporunu okudu. Yönetim kurulunun ibrasının ardından başkan adayları Özcan Dağıstanlı, Ahmet Ölmez, Haluk Demir ve Ali Haydar Yılmaz seçimden önce yaptıkları konuşmalarında yeni dönem için görüşlerini açıkladılar. Seçim sonucunda da 143 delegenin 66'sının oyunu alarak CHP Düzce İl Başkanı oldu. Demir'in yönetim kurulu listesi de şu isimlerden oluştu. Nilgün Akın, Orhan Bektaş, Sevda Nur Canbaz, Ertan Çakıroğlu, Cemal Çapar, Seyit Çoban, Hamdi Deniz, Alaaddin Duran, Aydın Eyüpoğlu, Safinaz Gümüş, Fatih Günaydın, İbrahim Günaydın, Bahri Gürel, Osman Sivrikaya, Sedef Sönmez, Sueda Şahin, Ali Fuat Şaşoğlu, Naim Top, Şuayip Ulcay, Zeynep Zorlu. Yeni başkan Haluk Demir seçimlerin sonrasında yaptığı konuşmada CHP'nin üretken bir parti olduğunu ve partiye gönül veren herkesle çalışacaklarını belirtti. Evet, 2019 yılının nüfus artış hızları açıklandı. Düzce'de bu oran binde 11.1 oldu ve Düzce 81 vilayet içerisinde nüfus artış hızında 25. sırada yer aldı. 2019 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 13.9 olarak gerçekleşirken Düzce'nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 11.1 oldu. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Düzce 81 il içerisinde 25. sırada yer aldı. 2019 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 27.8 ile Merkez ilçesinde gerçekleşirken en düşük yıllık nüfus artış hızı binde -9 ile Yığılca'da gerçekleşti. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92.8 olarak gerçekleşti. Türkiye'de 2019 yılında ortanca yaşı 32.4 iken Düzce'de 33.9 olarak gerçekleşti. Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı 2007 yılında %66.5 iken 2019 yılında %67.8'e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26.4'ten %23.1'e gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7.1'den %9.1'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce Ocak ayında Düzce'de yapılan konut satışı açıklandı ve 574 oldu. Geçen yılın Ocak ayında satış 500'dü. Yani 74 konut daha fazla satıldı. Bir artış var en azından bu seneye doğru. Bununla birlikte Düzce'de 2018 yılında 8160 konut satılırken 2019'da bu oran hızla düşerek, sayıyı veriyorum, 7094 olmuştu. Detaya gidelim. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce Ocak ayında satışı gerçekleştirilen konut sayısı açıklandı. Düzce'de konut satışlarında hareketlilik görüldü. Buna göre 2020 yılı ilk ayında Düzce'de 574 konut satışı gerçekleşti. 2019 yılı Ocak ayına göre bu yıl 74 konut daha fazla satıldı. Düzce'de 2018 yılında 8160 konut satışı gerçekleştirilirken 2019 yılında ise 7094 konut satılmıştı. Evet, malumunuz üzere pazar günü Düzce Spor'umuz sahasında grubunun lideri, liginin lideri 24 Erzincan Spor'u konuk etmişti. Yeni hocası Mustafa Sarıgül'le takımımızın ilk maçıydı. 0-0'lık bir beraberlikle sonuçlandı. Liderden 2 puan aldık. Aslında kazanabilirdik. Hedefimiz de Düzce Spor'un her zaman olduğu gibi kazanmaktı. Ancak tabii ki futbolun da gerçekleri var. Olmayınca olmuyor. Karşı takımın da net pozisyonları vardı. Bizim de. Ancak 0-0 beraberlikle bitti. Şimdi detaya gidiyoruz.
Düzce Spor lideri ağırlıyor. 24 Erzincan Spor şu anda yeşil çimlere ayak bastı ve biraz sonra bu zorlu 90 dakika başlayacak. Düzce Spor evinde grubun lideri Erzincan Spor'u konuk etti. Hafta içinde Sultanbeyli Belediye Spor takımını konuk olan Düzce Spor zorlu mücadeleden bir puanla dönmeyi başarmıştı. Düzce Spor Mustafa Sarıgül yönetiminde ilk maçına çıktı. Tribünlere sığmayan Düzce Spor sevdalıları için kale arkası tribünde açıldı. Düzce Spor uzun bir aradan sonra coşkulu taraftar grubu önünde karşılaşmaya çıktı. Karşılaşma maçın orta hakemi Erdoğan Özkaya'nın başlama düdüğüyle start aldı. Düzce Spor'un baskın başladığı ilk yarıda 10. dakikada Düzce Spor futbolcusu Onur Demir sarı kart gördü. İlk yarıda her iki takım da gol arayışından sonuç alamayınca ilk devre 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarı iki takımın da karşılıklı ataklarıyla sürdü. Düzce Spor'un sağlı sollu ataklarından gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 0-0'lık eşitlik ile sona erdi. Faruk gidiyor şimdi. Barış'ı kaçırma düşüncesinde ofsayt yok. Bastı geriye. Solda Nevzat'a düşündü ama Nevzat'tan önce araya rakip girdi. Ve top şu anda Furkan'a kadar geldi sevgili izleyiciler. Evet, şimdi bu hafta sonu oynanan maçtan Kalkbelistan görüntüler gelecek şimdi. Nedir o görüntüler derseniz. Görme engelli Düzce Üniversitesi'nin görme engelli bir öğrencisi vardı. Tolga Kendüzler. Hayali Düzce Spor maçını izlemekti. Bisikletler Derneği Başkanı Selim Cecu 90 dakika boyunca Tolga'ya maçı anlattı. Tolga da maçı yerinde izlemiş oldu. Yanımızda 3 senedir Düzce'de bulunan, üniversitede okuyan Tolga Kendüzler kardeşimiz var. Düzce Spor Lig'in 25. haftasında Erzincan Spor'u evinde konuk etti. Derbi havasında geçen maçı Düzce Üniversitesi öğrencisi görme engelli Tolga Kendüzler de izledi. Düzce Spor taraftarı ile birlikte maç izleyip o atmosferi yaşamak isteyen Tolga'ya Bisikletliler Dernek Başkanı Selim Cicu yardımcı oldu. Selim Cicu görme engelli Tolga'ya 90 dakika boyunca bir spiker gibi maçı anlattı. İnşallah içeriye doğru gireceğiz. Sağ dur. Ah be. Çok kesti orada. Onlar aldı yine. Yine aynı şekilde bu sefer bizim uzak kanat. İlk yarıda yapılan 999 var mı? Karşılaşma öncesi görüşlerini aldığımız Tolga Kendüzler, Düzce Spor'u stadyumdan izlemeyi çok istediğini ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek "Aslen Ankaralıyım ve Düzce Üniversitesi öğrencisiyim. Daha önceden de Selim abiyle tanışıyorum. Kendisine Düzce Spor'un maçına gelmek istediğimi söyledim. O da beni kırmayarak stadyuma getirdi ve maçı takip etmemde yardımcı oldu. Bu atmosferi yaşadığım için çok mutluyum." şeklinde konuştu. Merhabalar, ben izleyicilere kendimi tanıtacağım. Kendüzler, Ankara'da yaşıyorum, Düzce'de okuyorum. Bu Düzce'ye gelmişken Düzce'nin bir de maçını izleyelim dedim. Selim abi de sağ olsun destek vererek, yanımda bulunarak maç bana anlatmayı istedi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bugün de yeneceğimizi düşünüyorum inşallah. Düzce Spor Yönetim Kurulu piyasada kendini Düzce Spor çalışanı veya Düzce Spor için bağış topladığını iddia ederek esnaflardan, iş adamlarından para toplamaya çalışan şahıslarla ilgili yazılı bir açıklama da bulundu. Düzce Spor Yönetim Kurulu, dolandırıcıların spor kulübü adına esnaf ve iş adamlarından para talep edildiği duyumlarına yönelik yazılı açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi. Son günlerde kulüp yönetimimize gelen bilgilere göre bazı kişilerin kendilerini Düzce Spor adına bağış toplayan kişiler olarak tanıttığı, 3. Lig 1. grupta şampiyonluk mücadelesi veren takımımız adına esnafımızdan, iş adamlarından para talep edildiğine dair duyumlar alınmıştır. Düzce Spor Yönetim Kurulu'nun yardım toplama ile ilgili herhangi bir çalışmasının bulunmadığı, mazisi başarılarla dolu kulübümüzün ismini kullanarak yardım toplayan şahıslara itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerini hemen arayarak bilgi vermesi önemli rica olunur. Oksijen TV ekranlarında ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.